Asmış kendini. Çekilin bakayım başından. Getir sedyeyi. Ölmüş değil mi? Gencecik yaşında asmış kendini. Kıymış canını. Nereye götürüyorsunuz? Ne asması ya? Öldürdüler onu. Açın yüzünü göreceğim. Elleriyle öldürdü dayının adamları. Elleriyle. Ne biçim insanlarsınız siz ha? Gencecik bir adam öldü, kılınız bile kıpırdamıyor. Bunun hesabını vereceksiniz. Yürü! Allah'ın cezası! Yürü dedim sana! Yürü! İyi misin? Canım benim. Hadi kızım. Acele edin dedi hemşire. Şş, anneciğim sessiz ol. Çok ateşi var Defne'nin. Söyleyelim de Rukiye gelip başında dursun ha? Olmaz. Yani Defne'yi de götüreceğiz. Neden? Nedeni var mı kızım? Dünya gözüyle bir kez daha görsün dedesini. Veda etsin. Belki babam da. Oh. Allah'ın hikmeti işte. Göçmeden açar gözünü. Biricik torununun çocuğunu başucunda görsün değil mi ama? Haklısın anneciğim. Hadi sen hazırla Defne'yi, ben şu gümüşü bulayım. Yok mu hala? Yok. Tam bu kız akıllandı, adam oldu diyorum, seviniyorum ama... bir bakıyorum aynı tas, aynı hamam. Defne'ciğim. Kızım. Hadi kızım. Defne'ciğim. Canım. Hadi canım kalk. Gümüş iyi misin? Gümüş. Gümüş. Gümüş hemen hastaneye gitmemiz hadi. Lazım hadi. Yok. Kalk kalk kalk. Ne olur bu herifi yakalayalım. Hadi Allah aşkına ben tamam, iyiyim. Tamam tamam yakalayacağız. Hadi kalk. Buyurun Ceyhan Bey. Ne diyorsun? Yavaş. Doğru mu? İyiyim. Tamam. Lütfen tamam hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Gel 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 gel. Hadi ama nerede kaldınız? Ay yok yengeye baktım. Üst kattaki odalara da yok. Yer yer oldu içine girdi sanki. Kimseye haber vermeden nereye gider Allah aşkına? Hay Allah, bahçededir belki. Ha, oran işte. Buldun mu? Yok Şeref Hanım, her yere baktım. Hiçbir yerde göremedim Gümüş ablayı. Şimdi hiç onunla uğraşamam. 200 verdik şımardı. Bırak hadi ama biz gidelim. Geç kalacağız diye ödüm kopuyor zaten. Ay Pınar nerede? Hah geldi. Geldim. Bulur bulmaz durumu izah et. Hastaneye gittiğimizi söyle, oraya gelsin. Tamam Şeref Hanım. Hadi Pınar hadi. Hadi. Geç bakayım hadi. Ha, Lara da uyuyor. Arada bir yoklayın, tek başına korkmasın, tamam mı? Merak etmeyin Şeref Hanım. Siz güzel haberlerle gelin de. İnşallah çocuğum, inşallah. Mehmet Şadoğlu ziyaretçim var. Bu saatte mi? Evet. Dedem, ona mı bir şey oldu yoksa? Hayır, merak etmeyin. Bu sefer kötü bir haber getirmedim. Tarık'la ilgili bir gelişme mi var yoksa? Hayır, maalesef henüz değil. Allah kahretsin. Nasıl olur da hala hiçbir şey bulunamaz? Adam ailemi darmadağın etti. Dedem onun yüzünden ölümle pençeleşiyor, o elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Mehmet Bey, sakin olun. Ben size bir müjde vermeye geldim. İnanın bu Tarık'ın yakalanmasından çok daha önemli.